Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz hazırlandık, bugün dışarıya gidelim dedik. Bir de bayram öncesi temizlik yapacağım. Bu arada bu videomuz bayram videosu, yarın da bayram. Allah nasip kısmet ederse inşallah yarın bayramı kutlayacağız. Değil mi çocuklar? Giyineceğiz, süsleneceğiz. Ay aslan bir ayaklandı, bir ayaklandı. Neler yapıyor evde? Baya yürüyor artık. Şimdi Mira'yı hazırladım. Aslan'ı da hazırlayacağım. Hava da çok sıcak İzmir'de. Gel bakalım. Bakalım. Hazır mısın? Yürü annene. Gel bakalım oğlum. Yürü. Oy 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 oğlum ya, artık çok güzel yürüyor. Eskiden böyle hemen çöküyordu. Şimdi o kadar geziyor ki evin içinde. Gösteririm bu videomuzda. Şu saçlara bak ya. Evet annem, sen bir abla oldun. Aslan. Bu arada orta sehpamı da göstereyim arkadaşlar. Merkezdeydi. Merkezde daha farklı bir orta sehpa aldım. Daha çok hoşuma gitti oraya aldığım sehpa. Dedim ki bunu da buraya getireyim. Orada bir bambu takımımız vardı. İkili koltuk. İkili koltuğun önünde de bu orta sehpamız vardı. Hani şöyle bambularla doldurmaya başladım ya artık eve. Dedim ki bu da evimize çok yakışır. O yüzden bunu aldım geldim. Bu arada eve geldikten sonra da bir süpürge tutarız. Ben dün temizliğimi yapmıştım zaten. Bir süpürge tutulması gerekiyor yine her zamanki gibi. Bu arada perdelerimizi de değiştiriyoruz. Sürpriz olsun. Çok güzel bir perde beğendim. Çok da uyumlu olacağını düşünüyorum. Daha henüz daha sipariş vermedim bu arada. Bayram haftası olduğu için zaten geç gelecektir. Ama umarım güzel olur. Artık storları çıkarttım. Bir de tül perde buraya olmamıştı. Yeni alacağımız perdeler umarım ki çok güzel olur. Burada da ben varım. Evet. Hadi gidelim mi artık? Biz AVM'ye geldik. Arabadan indik ve aklıma ne geldi biliyor musunuz? Mira Lindon'un klozet aparatını almadığım aklıma geldi. Ay Allah'ım ya. Mira ne olacak bu annenin unutkanlığı? Oyuncakçıları gösteriyor bana. Oyuncakçılara girecekmiş. Caner gitti bu arada eve. Allah'tan AVM yakın eve ya. Hemen gitti geldi. Güvenliğin o taraftaymış. Ben de çocuklarla Toy Shop'a doğru gidiyorum. Çocuklar da böyle ne istiyorlar acaba? Baby Shark kitabı. Baby Shark kitabı istiyormuş Miralem de ama dur bakalım. Arayacağız, bulursak inşallah alırız. Bu arada bebek arabasının aparatlarını taktım. Ben geldim yani hani tekrardan, çünkü çocukları indirmiştik. Tekrardan arabaya bindir, eve git gel. O yüzden zor olacaktı. Böyle yüklendim çocukları da. Gidiyoruz şimdi Toy Shop'a. Toy Shop da karşıda. Geldi iki gözümün çiçeği. Aşkım hoş geldin. Alışamadın hala galiba buna. Ya unuttum aşkım, onu al bunu al, o kaldı. Al, koy altlara, şuraya alta koy. Kızın dinozor istiyormuş. Oğlun da kendine göre oyuncaklar beğeniyor, daha haberin paraları olsun. Toplamadı. Paraları toplamadan başladı alışverişe. Bak dinozorlara bakıyor. Hadi bakalım gezelim şimdi burada. Anne şimdi çoğumak dinozor. Çok... Nasıl mutlu? Hadi seç kendine bakalım dinozor. Aldık seni. Aldık biz ama yine istiyor. Peluşu vardı evde. Bu güzel mi? Bunu al. İlle şöyle olacakmış. Hangisini istiyorsun? Bunu mu alacaksın? Oy. T-Rex. Oy, baksanıza. Anne buna çok güzel. Çok mu güzel? Al bakalım bunu hadi. Bu çok... Ses çıkarttım ya. Anne. Korktu bir anda. Ben bile korktum. Anne korkmadım, korkmadım. Tamam anne. Anneciğim korkmadın. Hadi kendini seç. Sonra ben bunu istemiyorum deme. Hı. Anne ben kendimi değilim. Tamam al bakalım. Anne buna çok pahalı. Ay. Buna çok pahalı. Ay annem ya. Anne, her şey. Buna çok çocuklar için. Çocuklar için ama pahalı değil, alabilirsin. Alabiliriz. Beğendiğini seç buradan. Alamayız anne. Alabiliriz anneciğim. Alamayız ki. Alamayız ki. Hadi seç. Kim öğretti vallahi, ne bileyim ben. Anne bak şimdi şöyle. Bu benim anne. Anneciğim onu hayatta almam. O ne öyle? Benim anne. Gece karanlıkta görsem ödüm kopar. Anne. Mira onu nasıl elleyebiliyorsun yavrum, ver bakayım, o kadar gerçek yapmışlar ki. Anne benim anne. Onu mu beğendin? Onu beğendim. Ay Mira. Ve
Ay tutturdu benim anne, benim anne diyor. Gerçekten gece karanlıkta yerde görsem ödüm kopar ondan. İstiyor da bir dinozoru beğendi. Bir de bunun diyor ki Baby Shark istemiyorum anne, ben bunları istiyorum diyor. Baby Shark'tan vazgeçmiş. Anne. Bir bakabilir miyim Mira? Elleyebilir miyim onu? Elleyeyim. Bak. Nasıl korkmuyor ondan Caner? Çok güzel. Bunu sıkabiliyoruz. Bak. Sıkabiliyoruz diyor. Gel ben sana başka oyuncak böyle göstereyim. Bak burada balık da var Mira. Bak. Örümcek. O örümcekmiş. İlla onu istiyor yani. Bak balık da gösterdim ya. Ona çok güzel. Hadi onu yiyelim. Hadi onu yiyelim. Diğerini zar zor bıraktırdım hadi. Arkadaşlar. Şu dinozoru alıyoruz. Hadi parasını ödemeye şimdi. Kasaya gidelim. Yemeğimizi yedik. Miralinda bir hamburgeri bitirdi. Popeyes'in tavuğuna bayılıyor Miralinda. Lokum gibi hakikaten çok güzel. Şimdi Atasun'a geldik. Ben tatilde gözlüğümü kaybetmiştim. Nasıl kaybettim bilmiyorum aşkım ama yani bu aralar gerçekten aklım başımda değil herhalde. Arkadaşlar telefonunu bile çok kolay kaybedebilir bakın. Yani buradan çok kolay bir şekilde gidebilir yani bu telefon. Malının çok kıymeti yok yani hemen kaybedebilir. Ama fermuarı kapanmadı. Şimdi kameramı falan koydum ya. Çantada küçük olunca böyle açık kaldı ama önümde yani arkadaşlar. Ben kaybetmem. Şimdi Atasun'a gideceğiz. Bana da bir terlik alıver bari. Terlik alacağız Caner'e sonrasında. İlk önce bir gözlüğümü alalım bakalım. Öncesinde de Atasun'dan almıştım. Yine aynı gözlüğü alacağım. Çünkü çok beğenmiştim onu. Elimle koymuş gibi de buldum gözlüğü arkadaşlar. Buydu. Kısa zaman olmuştu yani. Yani onu çok olmamıştı. Bak şöyle de var. Aynı mı onlar ya? Dur şimdi ben biraz takayım bakayım. Birkaç tane deneyeyim. Ondan sonra karar verelim. Ama kararım bundan yana da bir deneyeyim yani. Hah şurada bakın ha önümde ayna varmış. Ayol dur bakayım. Tamam işte buydu. Caner. Seviyorum ben böyle yuvarlak gözlüğü. Nasıl bakıyorsun öyle bana aynadan? Birkaç tane deneyeyim ben. Bu güzelmiş bak. Bunu beğendim. Bir tane daha denedim. Bu da böyle değişik bakın. Ama bunu ben kullanamam herhalde büyük ihtimalle. En güzeli o diğer gözlük. Ona benzer bir tane daha vardı burada. Şöyle bir şey tak aşkım. Ay aşkım git Allah aşkına bana olmaz o. Ya Caner'in bana taktırdığına bakın ya. Bu ne? Uzaylı gibi yaptı beni. Çok güzel oldun. Çok yakışandı mı? Evet ama tutmaz ki gözümde çok. Evet kırabilir de onu. Demir ya şu kenarları. Ama çok yakıştı Mira. Şunu da tak. Valla güzelmiş bu. Bunu da takalım. Tak bakalım bunu da. Mavi mi beğendin? Takalım hadi. Tak bakayım. Aynada da bak kendine. Ters taktın ama. Oğlum. Ay, mavi ne kadar yakıştı. Ama büyük geldi. Şuradan ona başka şu güzel olur ona. Bu biraz daha böyle ufak. Bu arada benim gözlüğe bakıyorlar stokta var mı diye. Ay aynalıymış bir de. Wow. Aslan. Çok güzelsin. Bir terlik olmuş 300 lira arkadaşlar. Hem de çok böyle beğendiği olmadı Caner'in. O yüzden dedik ya yürüyün pazara gidiyoruz. Bugün Arif olduğu için belki de pazar açıktır diye düşündük. Umarım ki açıktır. Oradan bakacağız artık. Pazarın terliklerinin gözünü seveyim ya. Evet ya. En son sanki de terlikler böyle 10 lira 15 lira falandı. Çok uzun zaman mı oldu ya? Çok en fazla uzun bir zaman sene oldu. Olmuştur yani. Yani bir sene, bir buçuk sene oldu aşkım. Olsun. En son o fiyattayken. Pazarın terlikleri güzeldir bu arada. Evet pazarın terlikleri de güzel oluyor bu arada. Ben 50 liraya almıştım aşkım. Mağazada satılanlar var ya 1000 liralık terlikler. Ona gittim 50 liraya aldım. Beraber aldık hatırlarsınız.
aferin ha. Ay hava da bir yandan sıcak. Çocukların şu karnını doyurduk ya, tamam. Emir Ali'ni de lavaboya götürdük. Oh, rahat bir şekilde şimdi inşallah pazarı açıksa orada gezeriz bakalım. Bir dinozor da başım ağrıttı artık. Vallahi başım ağrıyor sesli şu an. Sesli bir dinozor habire basıp duruyor düğmesine. O da wow diyor her basışta. Anneciğim artık basma da başım ağrıdı ya. Benim bu. Tamam senin o, biz sana aldık. Aslanın da uykusu gelmiş, kulağını tutuyor bakın. Daha bugün temizlik var, ben arabayı yıkacağım daha. Oo, bu arada ben... arabayı yıkatmaya götürdüm. Araba yıkamanın önünde kuyruklar var yani. Evet. O yüzden kendim yıkacağım. İki gündür gidiyorsun hep kuyruk var. İki gündür vardı. Gidiyorum geliyorum, kuyruk var, yıkatamadan geri geliyorum. Bayram öncesi canım. En son başa düştü. Beyler arabasını temizliyor bayram geldi diye. Hanımlar da evi temizliyor. Bütün pazarlar kapalıydı arkadaşlar. Açıktır diye iki pazar yeri gezdik ama yok. Tam arabayla geçerken de annemle karşılaştık. Annem de bahçe mobilyası bakıyormuş. Dedik biz de gelelim o zaman, çağırdı zaten. Bir gelin dedi, siz de görün mobilyaları dedi. Şimdi ben gidiyorum, çocuklar arabada uyuyorlar arkadaşlar. Annemin bahçede bir limon ağacı vardı, onu kesmiş. Onu kestiği için de bahçeye mobilya bakıyor. Herhalde şu kremi beğendi. Şimdi ben de gidiyorum. Caner çocuklarla arabada kalacak. Neler yaptın sen yine bugün, anlat bakayım. Ay vallahi yine beni görüyorsunuz burada. Benim işim hiç bitmiyor biliyor musunuz? Ne yaptın, limon ağacını kestin ha? Bugün kafama esti. Bahçeye bir indim. Limon ağacını komşum, yandaki komşum ille İlknur abla kes kes kes. Kestim. Limonları komple kestin. Komple dibinden kestim. Otları temizledim bahçeyi. Şimdi gelirsiniz görürsünüz. Bakarız şimdi çocuk. Hanım elini de kesmiştik zaten. Evet. Onu yapmışken dedim bahçeye size bayram için hazırlayacağım. Ha bayram için alıyorsun bunları. Evet evet, kayın vardı. Aa güzelmiş anne ya, rengi de. Zaten en fazla bu renk satılıyor. Sehpası niye yok? Aynı renk. Getirdik. Ha, iyi. Sen beğendiysen güzel, büyük hem de üçlü. Annemi bekliyoruz biz şimdi, arabayla getiriyorlar. Hop hop hop. Aldı mobilyaları, çok da güzel. Masasını da getireceklermiş. Bu mağazada değilmiş. Sonra da o da gelecek bakalım. Oğlum, bak şu oğlanın yaramazlığına. Bir kıza bakın, bir de oğlana bakın ya. Kızlar böyle uslu, oğlanlar hep böyle yaramazlık peşindeler. Acaba ne yapsam derdindeler. Bak. Baba. He babam. He babası. Nerede babası? Hareketli, hiç durmuyor. Kapıda kaldık de. Baban neyi bekliyoruz? Oy oy oy. Bahçe aydınlanmış. Ooo. Çok farklı bir yer olmuş ya. Nasıl olmuş? Gerçekten anne. Ay 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 ay, annem saksı da aldı böyle koltuklarına uygun. Oraya olur. Valla bayağı aydınlanmış. Bu arada annem bakın ne örüyor. Şurada pembe bir şey görüyorum. Annene her yere yetiyor. Deniz kızı kıyafeti örüyoruz. Renge bak. Ay çok tatlı bir pembe. Kuyruğunu da lila yapacağız. Oo. Tamam, bineriz salıncağa. Al bahçe mobilyaları da böyle geliyor. Aslan gel oğlum sen de. Anne bu masayı kıyıya kaldı. Gel. Bak çok güzel olacak şimdi. Sehpayı da getirecek bugün. İyi hadi şanslısın ya. Bugün hepsi oluyor. Evet, evet. Bütün otlarını yoldum elimle. Biz gelecektik ama gelemedik. Gelemedik, ben ay, merkeze de gittim ya. Sizin işiniz yeter zaten. Ya kim geliyor bak bak, yaramaz dur. Halıyı da katlaya katlaya ya, gitti. Ay 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 ay. Ne güzel oldu. Sehpasını da getirecek şimdi arabaya sığmadığı için. Evet anneciğim. Wow. Oo, tam bir yazlık gibi oldu. Bakın şöyle göstereyim etrafı da. Ay çok özeniyordum. Böyle. Çok beğendim. Anne. Şurada tam ortada bir ağaç olunca bir şey yapılmıyordu bahçede. Annem onu kesivermiş. Şimdi açıldı bayağı bir bahçesi. Karşılıklı koyardım tekliflere. Ver onu da. Bunun da artık miladı doldu Tuğba. Evet. Bu ne? Şimdi... Bunu as oraya. Saksı da aldı annem. Koltuklarla bunu uyumlu. Bağcığını bunun altına getiriyorum. Uzun olsun diye. Böyle mi? Ooo evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Yarın bayramda otururuz orada. Tabii yarın yine buradayız. Aslında spontane oldu yani değil mi? Ani gelişti. Vallahi. Annem dün gitmişti. Bugün biz sendeyiz bu sefer. Var ya, ben bir anda bazı şeylere karar veririm.
Ben bazı şeylere bir anda karar veriyorum, biliyor musun? Ben bunları yıllardır istiyorum ama o limon ağacından dolayı bilmiyorum nasıl olacak diyordum. Çok böyle kapattım. Bugün bahçeyi temizlerken kafaya esti, çıktım hemen. Aldım. Çok da beğendim. Aldım, çok da güzel tek oldu. Tek bahçe de gelecek, çok rahat. Geceleyin çerez yeriz. Evet. Bir de ne yaptıracağım biliyor musun? Böyle lambalar var. Güneş enerjili mi? Soner yapacak bana gene. Buradan karşı direğe kadar böyle. Bak Emel'in orada, göster aynısından yapacağım. Geceliğin rengarenk yazıyor. Şey. He, seyyar böyle düğün evet, lambası gibi. Çok güzel. Ceyranlı. Geceliğin hem o yapacak hem ben yapacağım. Oh. Vallahi keyife karşılıklı. Bak. Keyif nasıl? Çok güzel. Bir de bunları değiştireceğim Tuğba. Babaya söyledim. Onlar çok ince yamuk duruyor çamaşırlar. Evet. Onların daha kalın boruları var. Hadi bakalım, şu lambaları da bir yap da bir güzel keyif yapalım burada ya. Ben seni zaten. Aslanı sallıyor Miralinda da, biz de kahvemizi içiyoruz. Dinozoru tut diyor, dinozorunu sallandıracakmış aslanla beraber. Tut annem dinozoru. Hadi. Anne tut. Tut anneciğim, ah. Ay annem, güneş geldi ya aslana, bakamıyor. Ve bu arada Sehpa da geldi arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Çok da kibar anne ya. İyi ki böyle krem aldın. Beğendim. Çok güzel oldu. Güle güle kullansın. Biz de kahvemizi içip kaçacağız. Çünkü Caner daha arabasını yıkacaktı. Yarın da bayram zaten. Yine erkenden buraya ziyarete geliriz bayramlaşmaya. Çocuklar gidiyoruz kahvemizi içip, tamam mı? Evet. Hı? Gidelim mi artık evimize? Sabahın 6.30'dan beri ayaktayız bu arada arkadaşlar. Saatlerimiz 5 oldu. Annem de yoğurt mayalamış. Nasıl ama? Sabahleyin yaptım. Daha sıcak. Şimdi dolaba koyacağım bunu ben. Annemin de bu ilki. Anne bu olsun. İkincisinde ben senden alayım maya. Ben de yapayım daha artık. Daha güzel olur. Daha güzel oluyor. Zaten çocuklar da beni çok seviyorlar yoğurdu. Ev yoğurdu yemiş olurlar. Evet, biz kahvemizi içtik. Artık eve doğru yolumuzu alacağız. Dediğim gibi saatlerimiz de 5 oldu. Bayağıdır dışarıdayız. Aslında gün çok erken başlıyor. Her zaman olduğu gibi 6.30'da uyandık. Ama yani böyle full enerjiyle güne devam ediyorum. Evde böyle ufak tefek de işim vardı. Süpürge falan tutacaktım. Bilmiyorum yapabilir miyim? Çünkü çocukların da artık yavaş yavaş uyku saatleri geliyor. Çok erken kalktıkları için erken uyuyor benim çocuklar. Erken uyumaları aslında bir yandan çok iyi. Çünkü kendimize de vakit ayırmış oluyoruz Caner'le beraber ama sabah güne çok erken başlıyoruz. Olsun ama erken kalkan yol alır mı derlermiş. Öyle bir söz vardı. Erken kalkınca daha iyi oluyor. Evin işlerini hallediyorum, çocuklarla ilgileniyorum. Daha dinç oluyorum yani böyle. Hadi bakalım, şimdi biz de eve gidiyoruz. Biz çocuklarla bahçeye indik. Caner de arabasını yıkıyor. Başladı yıkamaya. Aslan. Annem, şu ön tarafta yine güneş var. Aslanı buraya aldım. Şuradan Caner'e de bir bakalım. Afiyet olsun anneciğim. Koyabilirsin oraya. Caner Usta. Kolay gelsin efendim. Nasıl gidiyor? İşte bayağıdır yıkamıyordum kendimi. Dışarıda yıkıyordum. Caner kendisi yıkasın istiyor hep de. Ama zor oluyor be aşkım ya. Hortumu uzat oraya, bezlerle sil kurut. Ama zevkli. Ben de seviyorum araba yıkamayı. O zaman sana kolay gelsin. Biz de çocuklarla burada oyalanalım. Ben seninle beraber yıkıyordum. Ay doğru diyorsun. Çocuklar yokken Caner'le beraber yıkıyorduk. Ben su tutuyordum. Caner köpürtüyordu. Ne günlerdi ya. İkinci günden, bayram sabahından günaydın arkadaşlar. Biz erkenden uyandık. Güzel kıyafetlerimizi giydik. Şimdi Miralinda'yı hazırlıyorum. Saçları kaldı. Oradan ikiye ayıracağım böyle. Sarı sarı mı? Güzel oldun sen. Sarı şeker. Şöyle ortadan ikiye ayıralım. Dur annem dur. Mira bekle. Güzelleştireceğiz de saçlarını. Gıdıklanıyor musun? Seni gidi seni. Herkese iyi bayramlar. Gel. Sarı şeker oldu ya Miralinda, göstereyim. Çok tatlı oldular çocuklar, bakın. Oğlum da yürüyor ya, tutmak mümkün değil.
Şuna bakın, her yere gidiyor. Ellerinizden öperiz. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Böyle biz hazırlandık. Şimdi ziyaretlerimizi yapacağız. Sonrasında en son olarak annemin de ziyaretini yapacağız ve Özdere'ye geçeceğiz oradan. Aslan, Allah Allah, durun. Oy. Dinozorunu beğendin mi Miran? Şimdi bu bayramda Miral'in de bitter çikolata. Bir de beyaz çikolatamız var. İki tane çikolatamız var. O ikisi de çok tatlılar maşallah. Olur. Ay yerim ben sizi. Elini mi öptün kardeşinin sen? Oh. Ah. Sen büyüksek kutasın, elini öpeceksin. Annem. Gidelim mi artık? Çıkalım mı evimizden çocuklar? Bu arada ben çocuklara çorba yaptım. Çıkalım annem. Çocuklara çorba hazırladım dedim. Bugün yolumuz uzun. Gezmelerimizi yapacağımız için. Karnları doydu. Evet. Aslan o kadar mutlu ki yürüdüğü için. Değil mi annem? Kalk gel. Hadi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yan yan. Koşuyor artık bu. Ay nasıl mutlu değil mi canım? Allah'ım. Bak bak odası. Gel 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 diyor, odasına götürüyor. Hay Allah'ım. Şimdi evimizden çıkalım arkadaşlar. Ziyaretlerimizi yapalım dediğim gibi. Özdere'ye gideriz değil mi aşkım, annemin ziyaretinden sonra? Yani yakın olduğu için hem gideriz hem zaten artık 2-3 gün sonra da oraya gideceğiz. Evet. Bir hafta süreli kalmaya. Son bir böyle nabız yoklayalım. Bakalım havalar nasıl oralarda. Evet. Valla çok sıcak havalar. Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi hadi hadi, kapıya kapıya Mira. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çabuk çabuk. Çabuk. Tabii ki. Tabii ki mi dedin? Tabii ki dedim. Hadi, hadi sen de sen de. Yürü. Kapalı. Açılmıyorum ben kapıyı. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's... Buradan çiçek alacağım anneme. Giderken elimde çiçeklerle gideyim. Ne kadar abla çiçekler? Ne kadar çiçek? Çiçek de... Gül mü vereyim? Gül alalım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Oo, annemin gülleri ne kadar güzel Caner. Biz ziyaretlerimizi yaptık. Öğlen oldu zaten, çocukların da karınları toktu ya. Şimdi arabada Miral'in de uyuyakaldı. Yavrum benim ya. Kuzum benim. Öğle uykularını arabada yapmayı çok seviyor Miral'in de. Evdeyken ama hiç istemiyor öğlen uyumak. Arabada rahat bir şekilde uyuyor, dinleniyor çocuğum. Annemin gülleri de ay çok güzel. Keşke böyle yanında olsaydı da böyle canlı canlı ona verebilseydim. Çok beğendim. Annemin bahçesi çok güzel olmuş. En son geldiğimizde dikmiştik. Yine birkaç tane daha çiçek diktik, suladık. Bayağı bir büyümüşler baksanıza. Hele şu, korkmuştum tutmaz diye. Hepsi de tutmuş maşallah. Şu tırnak çiçekleri de pembe pembe açıyorlar. Onlar da artık sarmaya başlamışlar. Şöyle her yerde onlardan var. Mirayla beraber güllerini de verdik anneme. Nur içinde yatsın. Size de bir fatiha okursanız çok mutlu olurum. Şimdi biz yola çıkacağız. Annem siz galiba bu ikinci bayramın olacak ya da üç. Geldik çocuklar. Hepimize geldik. Yaşasın hepimize. Bu kadar da mutlu olacağını hiç düşünmemiştim Mira. Hepimize geldik hepimize. Evet geldik anneciğim. Aslan da iki kere uyudu vallahi bugün. Baba çıkartacak seni de anneciğim, tamam mı? Bekle. Annemi de ziyaret ettik ya, yani oraya her gidişinde zaten oraya gitmeme bile gerek yok. Aslında da benim evde de böyle zaman zaman çok fazla ağladığım dönemler oluyor. Kurban Bayramı'nın birinci günüydü biliyorsunuz, annem rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında ve ani bir şekilde gelişti her şey. Yani annemin önceden bir rahatsızlığı yoktu. Ani olduğu için de bizi çok fazla üzdü.
Birinci günüydü ve en son konuştuğumuz gün o gün olacağı hiç aklıma gelmezdi ve üzerinden bir sene geçti. O günden beri hiç sesini duymuyorum, hiç sarılamıyorum. Yani Rabbim böyle istedi ve böyle oldu. İşte ağlamayayım, hadi şimdi biz denize geldik. Çocuklar eğlensin de istiyorum, daha fazla ağlamayayım, sizi de ağlatmayayım. Gel gel, bir şey söyleyeceğim ben. Ha söyle. Biz geçen hani buradan bir ev tuttuk biliyorsunuz. Bu hafta sonu geleceğiz artık, hani cumartesi günü geleceğiz ayın 1'inde, Temmuz'un 1'inde. O gün de sen hani Kemal abin ağlama artık. Yeter tamam sen. Tamam ya, ağlamayacağım. Güldüreyim diye anlatıyorum. Hay Allah, hani Kemal abinin numarasını vermişsin ya sen. Evet. Kemal abi beni arıyor. Ya Caner diyor, sizin ne kadar çok seven varmış ya diyor. Allah gece gündüz telefonlarım susmuyor diyor. Bütün sezonu verdim diyor kiraya. Ay maşallah, bütün maşallah. Bütün sezonu vermiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki, yani güvenciniz için mi diyeyim? Yoksa fikirlerimize önem verdiğiniz için mi diyeyim? Ne diyeyim? Vallahi çok teşekkür ederiz. Yani bütün sezonu kiralamış Kemal evet, abi. Evet, evet. Ay vallahi Allah razı olsun hepinizden. Çok fazla da sevenimiz var biliyorum. Yani sizin dualarınız bana çok iyi geliyor. Sahil tarafına geldik. Mirelinda'nın üzerini değiştirdim. Kendi üzerimi de değiştirdim. Hava o kadar güzel ki. Bakın kalabalığa da. Ay, tamam gideceğiz. Mira da kumlarla oynamak istiyor. Bu kadar kalabalık olacağını hiç tahmin etmedim Caner sen. Bayram birinci günü ben tahmin ettim. Ya birinci günü ben dedim ki hani aile ziyaretleri olur. Hani pek gelen olmaz diye düşünmüştüm. Onlara. Evet, bayram demek tatil demek. Evet artık bayram demek tatil demek. Mira gel. Büyük kumlara gideceğiz. Gel. Gel. Allah'ım kumla oynayacak. Ay burada çok keyifli olacak yani. Birkaç gün sonra da artık geliyoruz buraya. Sahili çok büyük buranın. Hadi gir hadi gir. Hadi ama sıcaktır kum biliyor musun Mira? Bak bak bak. Hemen gidemiyor. Gel gidelim. Gel. Sıcak değil mi kum? Bak bakalım sıcak mı değil mi? Nasılmış? Güzel mi? Biraz sıcakmış. Bence akşama doğru gelelim olur mu? Baktık ki güneşin altında çok fazla dolanamayacağız. Çocukları parka getirelim dedik. Çünkü park tarafı gölgelik. Sonrasında da aşkım şu kafeye gidelim de bir pizza yiyelim ya. Eğer ki varsa canım nasıl pizza istedi. Dedik ki akşama kadar burada duralım. Bakalım durabileceğiz mi? Çünkü dönüşte çok trafik olacak. Çünkü dediğim gibi burası bayağıca bir kalabalık. Miralinda sen ne yapıyorsun? Uçuyorum. Annem aslan sen de mağarancı oldun. Bitti mi anneciğim? Biraz daha bakalım vardır belki içinde. Ay, aslan da ayrancı çıktı. Mama. Mama. Ay maşallah hakikaten bitirmiş bak bak. Ama sen kendininkini bitirdin o aslanın. Hem de dibinde biraz daha var. Al biraz daha var anneciğim. Ya, alırım bir tane daha. Ya alırım. İkinci bir ayrancı gelmiş Caner bize. Yavrum benim. Çok eskiden kaldığımız bir ev vardı. Tam da bakın şu kafelerin olduğu yer var ya, oranın tam karşısında. Senelerdir de ev satılık. Aynen, onu sizden fiyat ne edecekler? Ya onun fiyatını rica edebilir miyim sizden? Hani uygunsa biz de bütçemize göre bir değerlendirmek isteriz. 8,5 pound fiyatı. Geçen sene ne kadardı biliyor geçen musun? Geçen sene satılıktı o ev. 2,750 idi. 2,750 mi neydi? Şu an 8,5 milyon olmuş. 8,5 milyon. Nasıl iki oldu öyle? Bilmiyorum. Yazlık hayal oldu. Abu yani. Arkadaşlar bakın şu sırada. Hani oraya alma hayalimiz vardı. Daha 8,5 olmuş. Yok anam yok Caner. Hani ama 8,5 milyon TL milyar sen kaç para milyar, ediyorsun? Sen milyon ne diyorsun sen? Yürüyüş yaparken biz ev araştırmalarına devam ediyoruz. Yine bir satılık eve denk geldik. Ay bunun fiyatını duymak istemezsiniz herhalde. Ben de şok oldum. 32 milyon TL. Dediler arkadaşlar. Anam ne olmuş böyle ama bakın şöyle hop karşıda deniz. 32 milyon aşkım. 32 milyon nedir aşkım? Çok para değil, 1 milyon dolar ya. Bizim Caner'le şöyle bir hayalimiz vardı. Daha öncesinde hiç size söylemedim. Daha çocuklarımız yoktu. Henüz daha yeni evliyiz. Bir de biz Özler'de sık sık ev tuttuğumuz için akşamları buralarda yürüyüş yapardık. Sonlara doğru çok güzel büyük bahçeli evler var. Ben de diyordum ki Caner çocuklarımız olursa böyle büyük bahçeleri var ya bahçede düğünlerini yaparız diyordum.
Değil mi Caner? Hatırladın mı o günleri? Ama oğlum 32 milyon TL diyor. Ay ben de şok oldum. 8,5 milyon TL'yi duyduk. Şimdi az ileri geldik. 32 milyon TL. Biraz daha gidersek 100 milyon olacak. Bizi geri dönelim. Ama bakın bir videomuzda göstermiştik. Yine Mira'ya hamileydim o zamanlarda. Biraz daha sonlara doğru bir ev vardı. Bakımsız bir evdi ama o zamanın fiyatı 1 milyon 800 bin liraydı. Deniz sıfır buradaydı. Hamileydim Mira'ya. Doğumuma da az kalmıştı. Deniz'e sıfır yine. Bahçesi de kocaman. Şimdi o evler olmuş 32 milyon. Pizza yemekten vazgeçtik. Canım köfte ekmek istedi. Evet artık son saatlerimiz burada aşkım. Tuğba'nın şöyle... neyse de belli değil. Bir pizza ister, bir köfte ister. Ooo patates de var Mira Linda. Aslan. Sakın ayranları gösterme. Evet. Evet yani dünya ayran işte. Bak bak aslan dayanamayacak yine. Aslan karnı tok biliyor musunuz? Bak bak şimdi bak. Diyorum size tok evin aşk kedisi bu. Yiyeceğim mi oğlum? Al patates. Al annem. Ben bir şey istiyorum. Hepsinin derdi ayrı. Aslan yemek konusunda hiç beni üzmüyor. Mirelinda'nın karnı tok olduğu için ha dedim kıyamadım yine bir köfte patates vereyim. Yok yemiyor. Gözü ayranda. Hala da ayran içecekmiş. Ama aslan bakın. Patates, köfte, ayran. Afiyet olsun. İnşallah böyle devam edersin. Bakın kocaman da bir ısırık ısırmış. Biz eve dönüş yolundayız. Bu yolu o kadar çok seviyorum ki böyle dağların içerisinden gidiyoruz. Saatlerimiz de bu arada 8 oldu. Evde olsaydı çocuklar şu anda çoktan uykuya dalmışlardı. Ama bugün bayram, çocukların günü olduğu için olsun varsın artık. Ya yolda uyurlar ya da eve gidene kadar arabada uyurlar bilmiyorum artık. Sizlere de burada veda edeceğim. Günümüze eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçi Özler'de bol bol vloglar gelecek. Az kaldı. Özler'de bol bol vloglar gelecek inşallah. Birkaç güne burada olmuş olacağım. Ben evde valiz hazırlığı yapacağım bakalım. Ama güzeldi. Deniz falan çok güzel. Bayağı bir kalabalıktı ama herhalde bayram olduğundan dolayı kalabalık vardı. İnşallah biz geldiğimizde bu kadar çok kalabalık olmaz. Yani tıklım tıklım hiç sahilde yer yoktu açıkçası. Sizlere de artık burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.